Evet, bildiğimiz kabartma Neyle tozu, karbonat. beyazlatacağız? Karbonata bir çay kaşığı. Karbonat. Ama onun içinde başka bir karışım var mı? Hayır, hayır. Sadece karbonat. Sadece karbonat. Hı hı. Sodyum bikarbonat. Sadece karbonat denir sadece. Hı hı. Her zaman eskiden de bunu. Evet. Diş macunu üzerine bir çay kaşığı koyuyorsunuz, fırçalıyorsunuz o kadar. Daha temiz, daha hijyenik, antiviral, antibakteriyel, asidozu önleyici karbonatın. Hiçbir yan etkisi yok, hiçbir zararı yok. Tabii doğal. Yemeklerde kullanılıyor. Yani ha, bir uyanık, ben karbonat hakkında bayağı birkaç defa konuştum. Şimdi çok uyanık bir vatandaş var maşallah. 3 damla suyla zayıflayın diyor. Televizyonlara reklam veriyor her tarafa. 3 damla suyla zayıfla. Suyun içerisine karbonat katıyor. Ve bunun mesela diyelim ki şu yarım kilosu 5, bilmiyorum fiyatını, 5 lira veya 10 lira. 5 lira olması veya 10 lira. Kilosu 5 lira, 10 lira olan karbonatın 3 damlasını 60-70 liraya satıyor. Neymiş? Efendim zayıflatıyormuş. Hiçbir ilgisi yok. Karbonat zayıflatıyor mu gerçekten hocam? Asit baz dengesini düzenleyici. O etkisi de var. Fakat diğer vatandaş ne yapıyor? 3 damla suyla zayıflatıyor. Karbonatı sulandırıyor, 3 damla suyu şöyle küçük kaç liraya satıyor? 70 liraya, 80 liraya. Hı hı. İnsanları dolandırıyor maşallah, çok büyük. Türkiye'de de dolandırıcılık olaylar oluyor. Yani kimse de bu 3 damla suyla dolandırıcılık olayını hiç kimse bakmıyor, görmüyor. Nedense anlamadım ki.